Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Deutsch Intensiv A1, yani yoğun A1 Almanca dersleriyle devam ediyoruz. Bu dersimizde... Pardon. Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Deutsch Intensiv A1 dersleri devam ediyor arkadaşlar. Bu dersimizde die Präposition, yani yer edatları ve datif konusunu görüyor olacağız. Dilerseniz... Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Derslerimiz, yani Deutsch Intensiv dersleri, die Präposition A... Çok güzeldi. A1'i unuttum. 3, 2. Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Deutsch Intensiv A1 dersleri devam ediyor. Bu dersimizde die Präposition, yani yer edatları ve datif konusunu görüyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. 3, 2. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde die Präposition, yani yer edatlarının in, vor ve unter hallerini görmüş olduk. Edatlar burada bitti mi? Hayır, bitmedi. Sonraki dersimizde bu yer edatlarını, yani preposition konusunu datifle birlikte görüyor olacağız. Dersimiz devam ediyor olacaklar. Olsun, önemli değil. 3, 2. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde die Präposition, yani yer edatlarını datifle birlikte gördük. Bu preposition konusunda in, vor ve unter yer edatlarını gördükten sonra işimiz prepositionla bitti mi? Hayır, bitmedi. Sonraki dersimizde sonraki prepositionları görüyor olacağız. Devam ediyoruz. Görüyor olacağız. Görüyor olacağız da mı bitireyim? Ha, tschüss'le bitireyim, tamam. Sonraki dersimizde devam ediyor olacağız. Tschüss! İyi miydi?